Selamünaleyküm abi ablarım. Bugün annem demeden ben değilim. 34. Annem bir sabahtan beri yok. Ben de sabahtan beri evdeyim. Aksaray'a gittiler gezmeye. Şöyle bana da hediye almışlar. Ana bozdu. Hediye ayakkabı. Teşekkür ederim anne. Çok güzelmiş. Ben videoyu açmadan önce baktım. Evet. Hoşuma gitti. Ayağıma taktım de. Oldu mu ayağına? Oldu. Normalde Ali'ninki 45 numara. Ali 44 gör. Bunun kalıbı biraz daha küçükmüş herhalde. Nail de 44 gör ama nerede senin ayakkabın Nail? Arkadaşlar ben kendim bildim de hiç denemedim. 44 numara ayakkabı alırım. Ayağıma çok kadar olur. Bugün aldım ayakkabıyı. Ali oldu, Ali denemedi. Aynen nerede? Nerede o? Kaldırdım, sinirlendim kaldırdım. Neyse canın sağ olsun. Ben daha ne olmuş bugün biliyor musun? Ayakkabını yerde unutmuş giderken. Ayakkabıyı kendi ben de alıyorum. Ya denedi de oldu rahat etti zannediyorum. Yani, doğru aktarayım. Yine. Selamun aleyküm. Biraz da üst verir. Adam ağlayacak hiç girip duruyor. Ya da ben hiç denemezsin ki ayakkabı. 44 44. 15 kuruş için de değiştirebiliyorum. Sen de yer geçmek zorunda değilsin. Sen ne yaptın Ali? Valla ben de sabah uyandım ahırı gördüm. Ben de cuma günü. Sonra bir daha ahırı gördüm. Akşam oldu. Ben ayakkabını da alır değişim ben. Sobalar doldurmamışsın annem. Hepsi dolu mu? Dolu. İyi, eline sağ ol. Yorgun musun Ali? Yoruldun mu bugün? Ev hanım olmaz, zor muymuş teyzem? Zor muymuş ev hanım olması? Sana bir şeyler aldım, şimdi servis yapacağım annem. Biz bir kahve yapalım canlar. Elmas bacım da çayı içtik, Elmas bacım da burada bu arada. Selamünaleyküm sevgili takipçilerim. Eniştem hastalandı, ambulans çağıracaktım. Öyle. Çamaşırlarımız gözükmez. Şöyle yapayım o zaman. Selamünaleyküm sevgili takipçilerimiz. Böyle odasın ellerim. Evet, iki gündür bacımla açılış yapmış oluyoruz. Sadece altılarımı göstereceğim, sonra kahve şey Ali yapacağım. Ali evde de eniştem duramadı. Bir şey mi olur, mal mel alıp boşalır dedi. Onu da ben kahveni içelim de öyle içelim, salmam dedi. Ben dedim kahveyi bizim orada içelim, hadi gel dedim. He. Bunlar da sabahleyin aldık, getirmek zorundaydık. Getirdik, onu da kahve içelim, salmadılar. Sağ ol bacım, Allah razı olsun. Şimdi mutfağa geçelim, ben bir neler aldık, onları da göstereyim, ıvır zıvır. Ondan sonra kahvemizi yapalım canlar. Hadi bakalım. Hep kahve şeysi falan, vlog falan olmayacak ama sadece altlarımızı gösterelim, tamam. Benimki de şu şekilde buraya kaldırmış canlar, sinirlenmiş. Ama olmadı ne yazık ki. Şöyle. Şimdi neler aldık gösterelim sizlere hemen. Çocuklar başlamışlar yemeye bile. Bunu sevdiler. Şimdi çayın yanına, man çay diyorum, kahvenin yanına koyacağız canlar. Sonrasında şu fıstık da güzeldi, tazeydi. Fıstık da aldık. Poşeti nasıl yırtmışlar bakar mısın? Elmas bacı şunu bir şey var. Tırtık tırtık ayazından İbrahim yapmış bunu. Şunu sevdiler ya. Aynen. Şöyle bacı fıstıkla ben de alacaktım da yedim böyle bayatlı gibi geldi. O yüzden almadım. Bana taze geldi, bir de Nail'e sen baktın. Nail'e baktı. Yeni açtı. Elediğinden mi aldın? Bilmiyorum, eledi mi? Karşı taraftan almadım. 4 tane var. Çerezli yerden aldık. He. Ben de baktım. Ben de yırttım bari. Yırt aynen. Şöyle mısır. Bu da mısır. Seviyoruz canlar. Bu da lokum. Şimdi lokum. Kahvenin yanında. Sizinki ne kadar tutmuş? Benimki 390 tuttu. 252 de sizinki tutmuş. Sen 290 mı tuttun? 290 benimki de. He. 300 verdim, tek 10 lira verdim. Olmazsa olmazımız. Bundan da tabaklara koyalım bacı. Yiyelim. Ben almıyorum artık arkadaşlar bundan. Bu ne Yılmaz? Bilmem. Bir bak da. Ha Ayaz'ın boxer var. He. Bir de ne vardı onun içinde? Şöyle Ayaz annesi boxer. Ha tamam almış. Onun içinde başka bir şey daha var. Şöyle iki tane. Aha şu tuneyi mi göster bacı? Dur. Şu ne? Bir daha bir şey var. Tırnak mahası mı aldın? Tırnak mahası aldım. 20 TL'ydi. Ben Ayaz'la benimkini, Ali'ninkini ayrı olsun istiyorum. Ali'nin şeysinde. Şöyle Tuni'yi, Derman bacım yeleğini verdi. Üstte de para verdi. Bunu aldım canlar. Çok geniş. Güzel, kumaş olarak da çok güzel. Aynen, likralı. Görünümü olarak da ben çok sevdim. Anneme giderken giyeyim mi? Giy. Bayağı büyük kız. Aman olsun, rahat aslında rahat. Bol olunca güzel oluyor. Evet, olsun, bol olsun, ne yapayım. Evet. Belki de benim bedenimden 4 beden fazla canlar, değil mi? Kaç x'ler? 2 x'ler. Bakayım. Ha iyi. Yok canım biz zaten 2 x'ler. Aynen. He. Ne bileyim ben de 4 x'ler falan zannettim. Fiyatına bakar mısınız? Fiyat uçuk. 435. Sankiden bir şeymiş gibi. Her şeyi aldı başına gitti, Allah yardım etsin. Oradaki takımlar 500 TL'ydi altın üstü biliyor musun? He, onlar daha iyi değil mi? Bu da güzel ama kalite. Ama he aynı. Ha tamam. Şunlar da Ayaz'ımı aldım. Bakar mısınız kuzusuna? 35 TL'ydi canlar. Nail iyi mi fiyat diyor. Bir de 9-10 yaş aldım.
seneye de giysin. Ne yapayım, hemen kolay kolay eskimiyor ya. Bunlar aldı yeter. Allah'ım herkese alım gücü versin. Amin. Yavaş yavaş eksikler tamamlanıyor canlar. İkisine de ayakkabı aldık. Onlar bayağı bir gider. Elmas bacım yoksa geldi. Ne diyor daha ya? Maksana gitmem mi diyor. Oldu her gün diye. Ben hem çamaşır makine servisim gelecek. Hem anam hoş geldine gideceğim. Hem perşembe pazarına gideceğim. Bayağı yoğunum. O da gidemez boş ver. Vallahi esneme bana geçti. Evet. Nazar esnemesi geldi. Benim ruhumdan yok. Normalde ben 12-1 gibi yatıyorum. Ben bitti demeden bitmez. Bugün çok dinledik o şarkı. Bir tane daha elmas olsa onu da başka yere yönlendirirdim. Hadi işte. Canlar. Benim şarjım bitiyor. Videomu burada sonlandırmıyorum. Videomuzun devamı gelecek ama bakalım ne gelecek. Anamın orada mı gelir? Sabah kahvaltıda şuraya mı gelir? Şuraya yorgun dermanla elmas bırakıyor. Evet. Şöyle. Yarın görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Evet. Yorgun olduğumuz ne kadar belli. Geri videoyu açtık. Ben çarşaf takımı falan da almıştım. Yemin ederim o kadar unutkanım ki hani böyle bir şey alayım. Onu görmeyince aklıma gelmez aldığım hani. Elmas beyaz mı bu su bardakları? Farklı renk gibi gözüküyor. Paşa Bahçeli'nin canına. Şöyle onu da aç bir için şey yastığına bakalım bacı. Sonra bittiği kapatın kulesini tuttu ama görünce bunları. Aynen. Baş ağrım da 5'e düştü. Biraz o yüzden acele ettik herhalde. Kumaş güzel değil mi? Yumuşacık. Neyse biri mavi biri yeşil. Elma senin orada birimiz yeşil giyindik birimiz maviydi ya. Allah'ım. Açayım bakayım dedim. Biri nalişte mi benim? Ay bugün Elmas bacımla çok güldük gerçekten ama iyi büyükmüş. Valla bak bu yeşil mavi yenişte mi koymuşlar? Yeşili de sağlam. İlk defa da böyle bir şey görüyorum vallaha. Anam aklıma da geldi açsam baksam mı ki dedim. Neyse. Şunu da alayım. Bu da tek kişilik mi olsa? Çift kişilik mi? Tabii. Ha iyi ama. İyi bir çarşaf. Gerçekten güzel. Bakma da çarşaf. Aynen. Onlar da birini Ayaz'a birini Ali'ye yaparım. Çarşaf önemli. Daha var içinde daha gel. Ha ne varmış? Tane fırça. Fırçamız da aldık. Çok sosterik görüyorsunuz rengi falan. Öyle yani canlar iyi yine de bayağı bir şey almışız. Çok şükür. Ya anne git anne vallahi ya. Evet canlar Ali hiç böyle görmemiştir. Kalk bakalım ya kalk ya. Gördüler artık kalk. Şu dağınık dolabını da kapat. Ali çok dağınık canlar. He beyaz oldum modacı kadir gibi. He. Bugün beyaz aksaraya gideceğimsin. Annem gülüyor diyor. Tabii böyle bir şey yapmam ben. Değiştirmeye çalışacağım herhalde. O kazan niye o kadar kırışmış Ali? Ha? Ötülü ötülü el ütüsü yapıyor oğlum şu an. Böyle oldu. Alta beyaz ayakkabısını giyecek ama Ali istemiyor. Hadi beyaz ayakkabı. Oysa ki o kadar yakışmıştı. Neyse hadi bakalım. Evet canlar biz annemle yine pazara geldik. Evet. Görüyorsunuz anacığıma kavuştuk. Yavrularıma kavuştum. Şükürler olsun Allah'ıma. Annem biraz yol yorgunu azıcık canlar. Yol boynu ağrıyormuş onun da benim ağrıdı. Gibi. Sabahına gücüm kalktım. Allah öyle olsa hiç kalkamam. Benimki de boynum yanıyor valla biraz üşütmüşüm. He. Nasıl geçti anacığım iyi misin? Çok iyi geçti. Çok iyi arkadaşlarımız annem var. Annem sevmiş oraları. İyi insanlarla direkt karşılaştılar. Direkt geçiyorum onların yanına. He. Onlara hediye aldım öyle ki arkadaşlarıma. Aynen annem sevmiş canlar. Sevdiklerini de birkaç bir şeyler aldı pazardan. Şimdi Elmas bacım ve babam bir şeyler alıyorlar. Sonra beraber gideceğiz inşallah. İnşallah. 3 gün duracak annem. Çörek yapalım diyorlar. Nail de 3 gün yolun yorgunluğunu atmadan yorgun bir şekilde yine mi gidecek diyor. Olsun. Yatar giderim Çiğde. Ne var oturak da bir şey yok. Kendi arabamızına gitmeyecek. Ama işte yağlaması etmesi yorulacak. İkimiz yağlarız. Bir de annem gidecek ya çöreği de hani bayatlamasın diyerekten düşündüydük. Yok çöreğim bayatlamaz. 10 günde bayatlar mı derman? Bayatlamaz. Ama daha kim bilir ne zaman gelecek. Olsun. Sizden benim yerime. Oturuyor kızımın şey diyor öyle. Sohbet yapıyor. Evet sohbet yapıyor. Evet canlar Elmas bacımın arabasına geldik. Biz annemle oturuyoruz valla. Biz iyi oturuyoruz benim hanımına. Elmas alışveriş yapıyor. Biz oturuyoruz. Ne geldi aklıma anlarım. Şundan araba aldır dedim ya babana. Yaşlılığımda bana bu lazım diyeyim yani bundan. Teyze gidiyor yavaş yavaş. Aynen. Böyle süreceğim dermanımı. Yaldırdım ama pişman olmadım. Gelecek bu sırada gelecek bana. Allah'ım nasip ederse. Allah'ım herkesi yürütsün. Şundan araba aldıydın ya bana. Teyzeye göstereyim. Da bana bu lazım diyorum. Aldırdığıma da yetmişsin dursun diyorum yani. Böyle. Şey etmeyeyim yani. Yarısı gittin kim yiyecek bunu?
Neyi? Çok almasaydın. Acın oraya götür, orada yürük, yükseliyor yer yemesi. Odanıza koyarsınız değil mi? Giden oradan yedik gittik de burada yiyemezdik, otobüsde orada yürük. Annem arabamız şimdi geldi, oranın planını yapıyor. Yemize koyduk mu yürüyor. Cansı havuz götürmüş mü, şimdi gelirken yedik geldik, hem giderken yedik gittik, hem gelirken. Azık azık. Çürümemiş. Ya çoğurdu, dedim ya yükseleceğini götürsek değil. Baba takipçilerime el salla. Selamünaleyküm arkadaşlar. Babam arabayı yerleştirmeye çalışıyor. Babam çok seviyor meyveyi. Ben babama çekmişim ya ama. Ya işte o zaman Ümre de canım istediydi. Aldık yine de canım istedi yani buranın şeysini. Taş verimiz yiyeceğiz ya bahar hep. Hadi yarısını böl de yiyelim. Gelmem can istemiş. Yarısını ver de yiyin baba. Bütün mü? Bütün. Anamla. Yo bütün çok olur. İyi hadi getir o zaman. Ne yapacağız evde? Mantı mı pişirsek de yesek? Ne pişirirsek? Dur ben maral meyve. Babam da geldi, ekmeği de getirdi canlar. Çok sağol can. Çocuk ha. Yarın çöreğe de böyle gir herif edince. Ben hiç yiyeyim galiba. Hadi bakalım çıkayım. Al anne biz de bunu bölüşelim. Ay sıcacık valla. Sıcacık. Biz zabağını şuradan yiyorduk, çekiliyorduk. Bunu da ben yiyeceğim. Daha esnaf diyeceğim, sorun yok iyiydi. Beklerim onunla başlasın diye. O zaman bize afiyet olsun. Evet canlar çok şükür Elmas bacım geldi. Yeter gelmez le. Elmas bacım bir sürü şey aldı. Cıncık, boncuk diye hesabı. Kız kendime mi aldım ya? Kendi he. Siparişlerim var. Onları tamamladım. Onu evet. Sonra Rüki ablam da istedi. Evet. Onu da kırmak istemedim. Onunkini de aldım. Yoruldum ama. Bugün çok yoruldum gerçekten. Bir de topuklu ayakkabın da yordu seni. Aman gitti. O da akşam zeytin aşısına uğradım gazabına. Hepimiz... Biberikini ellirmemiş şükür zeytin. Yesen. Bunlar ayakkabılarını yiyormuş koymuş. İyi ayakkabı. Şey nasıl çıkıyor mu o balkona? Baba akşam şey o pis enerjisini atsın diye saldıydım. Akşamlar tavukla cücükleri yok ya. Evet. O da hiç aklıma gelmedi köpeğin. Aslında biliyordum zeytinin şey yiyeceğini de. Onlar tavuklar kızlıyor mu? Kızlıyorlar. İyi maşallah. 2-3 gündür soğuk bıraktılar. Hani. Ne eniştemki kalmış, ne Nail'inki, ne Ayaz'ınki, ya, ne Elmas'ınki. Neden hepsine indin çıktın. Hepsini tek tek götürmüş. Bir benimkini koymuş. Bir tek birini he. Onunkinin içini falan çıkarmış. Ayaz'ın cırt cırtını yemiş. Ondan sonra... Ayakkabının içi hiç kalmamış. Ondan sonra Nail de şaka yapıyor. Elmas ayakkabılığa koydu beni kandırıyor zannediyormuş. Elmas diyor ayakkabılığı açınca diyor şok oldum diyor. Elmas de... ayakkabıları sakladın mı diyormuş. Yok valla ben görmedim diyor. Hemen aklına geldi bilmem. Orada çok güldüm valla ben. Bir buldular geldilerdi zaten. Götürmüşler hepiyi. Aynen. Sade eniştemin kediydi. Hepimizin kendi. Nasıl hep aldın git. Bir de topaklamış aynı yere koymuş. Ne demiş? Seninkini Nail'inkini bir yere koymuş ötekiler de bir yere. Bir benimkini ellemiş. Benim de güzeldi ayakkabım. Allah'tan ellememiş. Sanki bizimkiler götürmüyor. Daha 3 kere giydiydim. Daha boyası bile duruyordu üstünde. Çocuğum acık değil diye. Sıkıldılar. Bizim ev karşıda canlar. Nasıl güzel korunacaksa el ortamız maşallah. Şu karşıdaki tek olan ne bizim? Aşağıda buydu. Baba Mustafa bir yemeğin parasını verdin ki mi verdin? Bir. Ha tamam. Gidince. Tamam işte. Gidiyoruz. Elmas bacım da ıspanak almış varınca pişirelim diye. Şöyle pilav yapacağız. Ispanaklı falan. Sarımsaklı. Oradan alalım. Hem yoğurt çalım hem de yoğurt pilav onun pişirelim. Onun evinde un bulunmazmış. Bitirmiş, varmış çal dedim de babam bitirmiş. Babam cacığı çok seviyor. Dönecek mi? Babam mı sinyal veriyor? Dönecek baba. Dönecek iyi. Görsün baba. Yol 2 kişilik burası. Kimse artık. Şuradan çarşıya gittim o zaman. Hasan abi dedim mi? Alan kan beraber dedim. Yoğurt. Yoğurt alalım. Köye gidiyoruz canlar burası. Var mı da yoğurt? Yok ineklerimiz de var. Ana inek de varsa sütlerini çıkaralım. Pişirdim sütü de şey etti kaldı işte yoğurt çalınacak onu da çalalım. Burası benim eski mahallem. Anneannemle hep burada mutlu Narsa derdik buraya. Burada kaldık biz canlar. Benim otururduk. Benim ebeminin işte. Yani. Ama suna bacı da nasıl bükülmüş bari. Boşandı
boş araziye yine dedi çöpü aldık mı elimize dedi mutluluğa siyahatın gitsin dedi. Daha unutmadık. Mutluluğumuz meşhurdu. Mekan cennet olsun inşallah. Amin. Hasbibim hiçbir şeyini unutmuyoruz. Hep sanki yanımızda her gibi. Her şeysi anılı yani. Hiç orada durdum. Nereden diyeyim bana kötü söyleyecekti. Lila mora gittim oradan geldim dedi diyeyim. Ay anam kurban oldum anam diyeyim. Senin yine belli. Ahmet dayım gelinen de çok andık. Atilla gelinen hep andık güldük. Çok güzel anıları var. Bana bir kar getirdi dedi. İyiyim dedi. Orada da vardığım yerde kötü adamlar varmış yani şey. Arabayı elemişler ama ben oraya gidemem dedim. Soğuk. Ahmet dayım gel atilama dedim. Bir dedim soğuk su alın. Camiye konu atilam. Ben de alım dedim. Varımcı dedim. He. Almışlar, görevini yapmışlar benim dediğimi, Allah razı olsun koymuşlar. Yaparlar he. Anam su istedi diye, kar istedi diye su istedi diye yani içimde. Çarşıya da geldik canlar. Aynı çocuklar olur ya, suyunu saklar ya, öyle saklar. Bir soğuk kar getirliyelim dedi bana, kar istedi. Ha. Şurada durun babam. Ben de ben gitmem orada erkekler var dedim. Gitmedim, onda içerim derdi, gitmedim diye. Getiremem diye almadım hiç diyor. Ha. Aynen. Evet, evet canlar, anacığımı görüyorsunuz, annem İstanbul'a hazırlık makine atacaktım. Şu onların şeyleri bozulmasın diye atmadım. Anne şey yap, giymediklerinden de götür. He götüreceğim. Bu eskinden ışık götüreceğim. O divilerimi götürmeyeceğim, başkaları götüreceğim. Tamam. Annemin şal var çok. Onlar iki değiştiriyorlar, ben değişmeyeyim. Ben bir şeyim yeter diyeyim. Bak onların eti bugün giydim. He canım anne. Boyası da çıkıyor anacığımın şalvarlarının. Onların kalmış. Sıcak suyla yıkıyor he. Anacığım görüyorsunuz bir de resim çekeyim sizlere. Makineye atmadım. Şurada birer her şeysi gitsin diye koyar. He annemler makinesi de şey zaten canlar. Kar yağdığında şase yapıyor, elektrik atıyor. Oradan bu kopuk yer var herhalde. Babam inekleri sağlayamadığı için de Hasan da oradan seyir çekmiş. İnekleri falan da öyle sağdı. Burada da kolay kolay elektrikçi falan bulması çok zor gerçekten. Aramış elektrikçi de gelmedi. Gelmemiş mi? Bulamadı ki. Orçun şeye gitmiş herhalde askere. Ama geç daha var diyordu ya gitti mi gitmedi mi de bilmiyorum. Geçen okulun orada gördüm. Teyzemin şeylerini bir boşalt dedim. Yoğunuz abla diyor. Yani kolay kolay bulunmuyor canlar. Şuralar hep işte ha. Hep iş görüyorlar. Annem ben yıkayım diyorum da. Yok hiçbir şey yok derim hanım. Ben de dayımların o yorganlar, yastıklar duruyordu. Onları götürdüm, kaydım. Çarşafları makineye attım. Şimdi çöpe atıp geleceğim canlar. Elmas bacım da yemek hazırlığı yapıyor. Ha? Kimin nasıl boyağı kalkıyor? Kalksın bir şey olmaz. Aman senden mi gidecek anacığım? Biz bile yıpranıyoruz. Onlar da yıpranacak giyileydi. He. Canın sağ olsun. Annem hiç kıyamaz. Diyor ki annem sen bana çekmemişsin dermanım diyor. Ben giyiyorum vallahi ne yapayım. Benim iyi mi sen ettiğim demem diyeyim de gülüşüyorlar orada. Esnaf mı diyorlar vallahi dedim. İyi mi sen oldu herhalde dedim. Annem Instagram'dan resim atmıştım canlar. Hepiniz oradan yorum yazmışsınız. Leyla teyzemi benim için bir öp demişsiniz. Öpeyim gel anacığım ben. bu sizin için. Canlar ben de sizi. Ben de sizi öpüyorum sinircilerim. Çünkü özleşmiştik anamla. Yavrularıma göresim geldiydi zaten. Havasımı almadan geri gittim. Geri gelince daha göresim geldi yani. Hasan'a diyorum Hasan gitmeyeyim kalan diyorum. O da annem bir daha gideyim de gitmezsen gitme diyor. Hasan'ım için bir daha gideceğim. Benim kızlarımın şeysinde duruyor Allah razı olsun. O da gitti dedi. Hasan'ımı kırma dedi. Bir daha gideceğim. Geri geleceğim inşallah. İnşallah anacığım. Allah yine kavuşturur. Gidip gelmeyi gösterir inşallah. Neşe Ahmet Nalçacı. Mücadeleni, aileni, olan anaçlığını seviyorum demiş. Allah razı olsun. Sana da selamlar, sevgiler. Şimdi ekranıma geldi. O yüzden onu da okumak istedim. Benden de onlara olsun. Hep selamlarım seyircilerime. Orada seyircilerim diyorum her gece. Her gece sevdim sizin gibi seyircilerim orada da. Hepimizden Allah razı olsun. Hepimizi bana kavuşturdu Allah. Hepimizi de seviyorum. Canım benim. Biz de seni çok seviyoruz. Onlar da seni çok seviyor. Allah'ım herkesin kalbini anacığım gibi yapsın. Annem mesela kendi çevremizden de olsun, konuyla, komşuyla da olsun, hani aile birliğinde kimseye kırılamıyor. Leyla'm, bacım, canım, ciğerim dediler mi hemen hos. Kendi aramızda da konuştuk hatta Atilla Gül'le. Diyorlar Leyla halam kimseye kırılamıyor, şey küsemiyor. Hani annemin gerçekten öyle bir şeysi var. Keşke Rabbim bu dirayeti hepimize verse. Annemin kalbi çok farklı. Sizler de bunun farkındasınız herhalde. O yüzden seviyorsunuz bu Leyla Sultan'ı.
Tamam anne ben durayım belin ağrıdı hadi evet, artık. Evet canlar çamaşırları böyle astık. Ondan sonra şunu da yıkadık. Onu da yıkabilirim dermanım kiri sevmedi bir daha. Annem oranın suyunu sevmemiş. Nail ile Hasan da şöyle sohbet ediyorlar. Dur lan maşasını sevmedi. Yeniden bir daha suya soktuk. Tülbentlerini de şuraya astım annemin. Şimdi Elmas bacıma bir bakayım şu güğümü de eve götürelim canlar. Hadi bakalım. Biz gideceğiz. Yemeğimizi yiyip gideceğiz. Çörek yapacağız. Nail de iptal edin diyor. Elmas bacım şeyi ayıkladı. Şunu kaldırayım. Evet canlar evime geldim. Çamaşırlar vardı katlanacak. Onları katladım iki makine. Bir makine de serdim dışarıya. Bu nevresimleri falan. Ondan sonra mutfağımı toparladım güzelce. Sobaların kovalarını da ben götürdüm. Nail doldurdu sağ olsun. Ayazımın da tıraşını görüyorsunuz. Pek bir yakışıklı olmuş kuzusu. Saatler olsun be ya. Şu ağacı şey yapacağım canına çiçeği yani. Budayacağım güzelce. Beraber budayacağız. Görümce bir tane şey atmış. Aa, bugün kırmızı soğan alacaktım ben. Ona verecektim doğrayıp. Neyse olsun bakalım. Rondodan çekip suyunu ona süzüp döküyorlar. Çok da güzel yapıyor. Neyse bir dahakine inşallah. Kapanışı yoktu. Kapanışta da yapayım dedim. Bugünümüz de böyle geçti. Çok keyifliydi. Sizler de iyi ki varsınız. Kanalımda kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.